Birazdan izleyeceğiniz ders uçtan uca Power BI eğitiminden alınmış örnek bir derstir. İyi seyirler dilerim. Okey, bu derste değişken kullanımını öğreneceğiz hep birlikte. Değişkenler kompleks formül yazmanın en kolay yolu DAX'da. Eğer cevaplamak istediğimiz iş sorusunun cümleleri uzunsa, o soruyu parçalara bölüp her bir parçayı değişkenlerle tanımlayıp, en sonunda return dedikten sonra istediğimiz sonucu döndürürüz. Değişken kullanımı DAX'ta yapı olarak, kalıp olarak bir var return kalıbı, var variable'ın değişkenin kısaltması return döndür diyebiliriz. Basit bir metrik yazalım. Öncelikle değişkenlerin yapısını anlamak adına. Basit örnek diyelim. Bir değişken tanımlayacağım adına değişken 1 dedim. Diyelim ki 8. Önce yapıyı görelim. Birden fazla değişken tanımlayabilirim. Diyelim ki bu da 5. Return dedikten sonra daha önce hesapladığım değişkenlerin diyelim toplamını döndürebilirim. Şimdi değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanamıyorsunuz. Boşluk kullanamıyorsunuz. Sadece alfanümerik karakterler, latin harfler ben alışkanlık olarak tüm tanımladığım değişkenlerin başına underscore ile başlıyorum. Bu basit örneği de matrise düşürelim. 13 dedi. Hatta burada şöyle de bir şey yapabiliriz. Bir tane daha değişken tanımlayalım. Var sonuç diyelim. Bu daha önce tanımladığımız değişken 1 ve değişken 2'nin toplamı olsun. Return'den sonra yani döndürden sonra sonucu döndür diyelim. Şimdi bunu pratik bir örneğe döndürelim. Bir rasyo hesabı yapalım. Yeni bir metrik yazıyorum. Adına rasyo yüzde diyelim. Değişken tanımlayacağım. Mevcut filter kontekste gördüğümüz satışlar için mevcut satışlar diyelim. Daha önce satışlarla ilgili bir metrik yazdık mı? Yazdık. Onu çağırıyorum. Satışlar. Yeni bir değişken tanımlayacağım. Var seçili kategorilerin satışları diyelim. Daha önce formülünü yazmıştık. Burada tekrarlıyorum. Calculate satışlar seçili kategoriler dediğime göre all selected parantezine alacağım neyi? Kategorileri. Okay, bunu da yazdım. Bir değişken daha tanımlayalım. Var rasyo diyelim. Bu da biraz önce tanımladığımız mevcut satışların seçili kategorilerin satışlarına oranı olacak. Cümlelerimizin parçalarını hesaplayıp değişkenlere atadık mı? Atadık. return ratio. Bunu da matrise düşürelim ve yüzde cinsinden görelim. Şimdi değişkenlere atayabileceğimiz formül parçaları ya skalar bir değer döndürecek burada satışlar örneğinde olduğu gibi ya da bir değişkene bir tablo ataması da yapabiliriz. Bu metrin formülünü biraz daha değiştireceğim. Değişkenlere tablo atayabiliriz. Ne demek? Şuraya bir satır daha ekleyeceğim. Oraya da seçili kategorilerin listesi diyeceğim. seçili kategorilerin listesi all selected kategoriler ve şuradaki seçili kategorilerin satışları değişkeninde şurada yazdığım ifadeyi biraz önce yazdığım değişkenle değiştireceğim seçili kategorilerin listesi enter aynı kapıya çıkıyor değişkenlere iki farklı şey atayabiliriz ya sonucu skalar bir değer olan bir metrik açık halde olabilir fark etmez ya da bir tablo değişkenler bir tabloda tutabilir yalnız değişkenlerle ilgili değişken kullanımıyla ilgili önemli bir detay var değişkenler ilk kez tanımlandıkları yerde hesaplanır ondan sonra yazdığımız formülün execution bitene kadar tekrar hesaplanmazlar Neyi demek istiyorum? Şunun bir kopyasını alacağım. Ctrl C yeni bir metreye yapıştırıyorum. Buna da rasyo diyelim. Hatta hatalı kullanım diyelim. Bunu da ekrana düşürelim şimdiden. Yüzde olacak. Desimale ihtiyacımız yok. Şimdi hatalı kullanım şu. Kurduğum cümle şuydu. Değişkenler ilk kez tanımlandıkları yerde bir kez hesaplandıktan sonra, execution bitene kadar tekrar hesaplanmazlar. Şimdi burada şöyle bir değişiklik yapacağım. Bu formu şu an doğru bir şekilde çalışıyor mu? Çalışıyor. Şimdi şuraya dikkat edelim. Ben satışlarla ilgili daha öncesinde bir değişken tanımladım mı? Tanımladım. O değişken ilk tanımladığım yerde, yani burada bu satırda hesaplandı mı? Hesaplandı buraya geliyorum. Buradaki satışlar metriğinin yerine mevcut satışlar değişkenini koyuyorum. Enter. Bütün kategorilerde %100 gözüküyor. Hatalı kullanım şekli bu. Cümleyi bir kez daha tekrarlayacağım. Değişkenler ilk kez tanımlandıkları yerde, bu örnekte burası, hesaplandıktan sonra execution bitene kadar tekrar bir daha hesaplanmazlar. Şimdi bunu bir debug edelim. Niye %100 veriyor? Şurası için örneklendirelim. Bilgisayarlar küsür satırı için. Şimdi mevcut satışlar eşittir satışlar diyor. O nedir? 6 küsur milyon falan. Burası. 6 küsur milyon. Peki burası ne? Seçili kategoriler. Bu da bilgisayarlar. Kısa yazıyorum işte cep telefonları vesaire. Ev aletleri. Kameralar. Kitap CD. Oyun oyuncak diye geçiyor. Bunlar bir kez hesaplandı mı? Hesaplandı artık bundan sonra bu değişkenleri çağırdığımızda tekrar hesaplanmayacaklar. O ne demek? Şuradaki üçüncü, dördüncü satırdaki şu kısım. Şuraya dikkatinizi çekeceğim. Şöyle bir formül oldu. Calculate bizim mevcut satışlar değişkenimizin değerine 6 küsür milyon. Şimdi calculate 6 küsür milyonun sonuna ne kadar farklı filtre verirseniz verin. 6 milyon 6 milyondur. Dolayısıyla buranın sonucu 6 milyon olarak kaldı. Peki rasyo ne yapıyor? Rasyo diyor ki divide mevcut satışlar. Mevcut satışlar kaç? 6 küsür. Seçili kategorilerin satışları o kaç? O da 6 küsür. Böl 1. Değişken kullanımında bu hatayı yapmayalım. Cümleyi bir kez daha tekrarlayacağım. Değişkenler bir kez tanımlandıkları yerde hesaplandıktan sonra artık tekrar hesaplanmazlar. Çağırdığımızda daha önce hesaplanmış olan rakam gelir karşımıza. Burada calculate daha önceden hesaplanmış bir değişkenin değerini değiştiremeyiz. O yüzden bu hatalı kullanım örneği. Eğer doğru şekilde kullanmak istiyorsak calculate'e vereceğimiz ifade bizim satışlar metrimiz olmalı ya da satışlar metrinin açık hali olmalı. Fark etmez. Peki bir başka örnek yapalım. Bu sayfanın bir kopyasını alalım. Bu matrisi de sadeleştirelim. Şöyle bir örnek yapalım. Biz bu ürünleri kime satıyoruz? Müşterilere satıyoruz. Dolayısıyla müşterilere yaptığım satışların bir ortalaması var. Şöyle bir soru cevaplamaya çalışalım. İyi müşteri sayısı kaç? İyi müşterinin tarifini de şöyle yapalım. Müşterilere yapılan ortalama satışlardan daha yüksek satın alma yapan bir müşteri varsa, satış yaptığımız bir müşteri varsa ona iyi müşteri diyelim. Yani müşterilere yaptığımız satışların ortalaması 500 lira diyelim. 1000 liralık satış yaptığımız bir müşteri iyi müşteri olacak. Önce bir müşteri sayısını görelim. Her bir kategoriyi kaç farklı tekil müşteriye satıyoruz müşteri sayısıyla ilgili bir metrik yazalım. Bütün sayma fonksiyonlarının içerisinde her zaman için bir count geçiyor. Bize lazım olan bu durumda distinct count. Neyi sayacağız? Satışlar tablosundaki müşteri ID'yi sayacağız. Müşteriler değil. Satışlar tablosundaki müşteri ID'yi sayacağız. Bunu da ekrana düşürelim. Bu cümleyi parçalara bölelim. Önce bir metrini yazalım, ismini yazalım. İyi müşteri sayısı diyelim. Şimdi soruyu parçalara bölmek gerekirse. İyi müşteri ne demek? Müşteri ortalama satışlarının üzerinde satış yaptığımız müşterilerin sayısı. Dolayısıyla önce ortalama müşteri satışlarını bulmamız lazım. Shift Enter ortalama müşteri satışları diyelim. Şimdi daha önce Context Transition'ı gördük. Bizim bunu hesaplayabilmemiz için müşteriler tablosunu önümüze almamız lazım. Müşteriler tablosunda gördüğümüz, Filter Context'te gördüğümüz her bir müşterinin ilgili satışını bulmamız lazım. Bulduğumuz rakamların ortalamasını alıp çıkmamız lazım. Şimdi cümleyi bu şekilde kurunca yazacağımız formül nispeten kendinden ortaya çıkıyor. Average X Müşteriler tablosunu önümüze alacağız. Her bir müşterinin satışını bulmamız lazım. Dolayısıyla calculate satışlar filtre kontekste gördüğümüz müşteriler tablosunun satırındaki müşteri kimse git onun satışını bul. İterasyonu bitirdiğinde bulduğun rakamların her bir müşteri için bulduğun rakamların ortalamasını alıp döndür. Bizim ilk cümle parçacığımızı bulduk. Peki return de yazalım. Burayı döndürelim. Return ortalama müşteri satışları. Peki cümlemizin geri kalanını tasarlayalım. Filter kontekste gördüğümüz müşterilerin ortalama satışlarını bulduk mu? Bulduk. Bizim iyi müşteri dediğimiz şey bu ortalamanın üzerinde satış yaptığımız müşteriler. Cümlemiz bu. Dolayısıyla gene müşteriler tablosunu önümüze almamız gerekiyor. Her bir müşterinin satışının bu ortalamadan yüksek olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Yeni bir değişken, yeni bir değişken tanımlayalım. İyi müşteriler diyelim. Şimdi müşteriler tablosunu önümüze almamız lazım. Peki müşteriler tablosunu filter müşteriler deyip önümüze aldık. Her bir müşterinin satışını bulmamız lazım. Context transition olacak. Bu sefer başında calculate olmaksızın bir metrik çağıracağım. Her ikisi de aynı. Ben size calculate ile yazmanızı öneririm. Context transition hatırlatması açısından. Ama yazmasak da aynı kapıya çıkacak. Müşteriler satışlar. Her bir müşterinin satışını Iterate ediyor muyum? Ediyorum. Her bir müşterinin satışının ortalama müşteri satışlarından yüksek olması lazım. Filter'ın döndüreceği tablo bu. Bu tablonun dönen satır sayısını saymam lazım. Dönen şey bir tablo. Tablo satır sayısını saymak için Count Rows'u kullanabilirim. Dolayısıyla başına bunu bir Count Rows parantezi altına alacağım. Count rows, filter'ın döndürdüğü tablonun satır sayısını say. Ondan sonra da bu rakamı döndür. İyi, müşteriler değişkenini döndür. Değişken kullanımında mantık her zaman böyle. En üstteki iş sorusunu parçalara ayırıyoruz. Her bir parçayı nasıl yazacağımızı tasarlıyoruz. Onları bir değişkene atıyoruz. Bütün parçaları hesapladıktan sonra return deyip, nasıl bir işlem yapmamız gerekiyorsa onu döndürüyoruz. Mantık değişken kullanımda kabaca bu. Şimdi şöyle bir formülü yazmışken bir de best practice önerisinde bulunacağım. Şu formülün bir kopyasını alalım. Bunu da yeni bir metrik olarak ekleyelim. Ctrl V. Buna da optimize diyeceğim. Bu formülün çalışma hızını biraz arttırmak adına bir best practice'ten bahsedeceğim. Şimdi bu formülde hem average x'te hem Filter'da ikisi de iterator. Bizim önümüze aldığımız tablolar hangisi? Average x müşteriler tablosunu önüne alıyor. Filter'da müşteriler tablosunu önüne alıyor. Şimdi bilgisayarlar kategorisi için filter kontekste hangi müşteriler tablosunu görüyor? O tablonun başına geçiyor. Buradaki müşteriler tablosuna gelelim. Şimdi average x müşteriler demiştik. Şuraya şöyle formülünü yazalım. Average x veya filter her ikisi de müşteriler tablosunu önüne alıyor mu? Alıyor. Şimdi her iki iteratöründe önüne aldıkları tablodaki sütun sayısı bunlar. Bunların hepsi kaç tane diyelim 8 10 tane sütun var. Filter de aynı şekilde materyalize ettikleri yani önüne aldıkları tablo bu. Sütün sayısı, müşteriler tablosundaki sütün sayısı ne kadarsa o. Şimdi aynı formüle tekrar geri gelelim. Biz bunu nasıl optimize edebiliriz? 10 sütunluk bir müşteriler tablosunu materyalize etmektense tek bir sütunu materyalize edip aynı hesabı yapabiliriz. Neyi kastediyorum? biz müşteriler tablosunu önümüze almak zorunda değiliz. Müşteriler tablosunun tamamını önümüze almak zorunda değiliz. Müşteri ID sütununu önümüze alsak, onun üzerinde iterasyon yapsak gene aynı kapıya çıkacağız. Dolayısıyla burada bu müşteriler tablosunun yerine ben müşteri ID listesinde filter kontekste gördüğün müşteri ID listesini önüne al diyebilirim values diye bir fonksiyon gördük. Döndürdüğü şey filter kontekstteki verdiğim sütundaki tekil değer listesiydi. Müşteriler tablosunun tamamını vermektense sen git müşteriler tablosundaki müşteri id sütununu önüne al. O tablo üzerinde iterasyon yap. Benzer şekilde filter içinde aynı şey geçerli. Sen müşteriler tablosunun bütün sütunlarını materyalize etmek yerine git aynı tablodaki müşteri ID sütununu önüne al, bunun üzerinden iterasyon yap diyebilirim. Bunu da matrise düşürelim. Her ikisi de aynı kapıya çıkacak. Önümüze ne kadar küçük tablolar alırsak performansımız o kadar iyi olur. Şimdi bunlar basit trickler ve Öyle 5-10 milyon, 50 milyon satırlı tablolarda bu farkı belki hissetmezsiniz ama çok büyük bir model üzerinde fark yaratabilir. Ama mantık olarak best practice her zaman için uymaya çalışmakta fayda var. Değişkenlerin en büyük amacı kompleks cümleleri parçalara ayırıp her bir parçayı değişkenlerle daha temiz bir kodla, daha performanslı çalışan bir kodla, daha okunaklı bir kodla buluyor olmak.